Başkan, şimdi söze nasıl başlayacağım bilemiyorum. Arsa satılır, her şey satılır ama proje yapılacak bir yer satılır mı bilmiyorum. Şimdi 1959 yılında Demokrat Partili belediye başkanımız Faruk Tunca büyük bir aşkla Avrupa güzelimizle evleniyor. Avrupa gören İstanbullu bir bayan olan Günseli Başar'ın yönlendirmesiyle de bu arazi İzmirli çocuklarımıza yurt olmak üzere alınıyor. Tabii aşkla alınıyor, aşk var. İzmir aşkı var, Demokrat Partili başkanımız da İzmir'e aşık. Yıllar sonra bir belediye başkanımız da aşkla İzmir diyor. Her yer aşkla İzmir. Billboardlar, köprülü kavşaklar, üst geçitler. Ama sanırım bu araziyi satmakla İzmir aşkına galiba ihanet ediliyor. Aşkta ihanet var diyorum. İhanet satan tabii yani değişir. Şimdi nasıl ki 60 sene sonra Faruk Tunca'yı herkes hatırlıyorsa bu arsayı satan kişiyi de bu arsayı satan belediye başkanı olarak 60 yıl sonra herkes hatırlayacak diyorum. Bunu biz burada not ediyoruz, not düşüyoruz. Ne olur ne biter çok merak ediyorum. İzmir Büyükşehir Belediyesi paraya ihtiyacı var muhtemelen. Öyle gözüküyor ki böyle bir arsayı satmak istiyor. Ha bunu da nereden anlıyoruz? Bürokratlar söylemedi ama belediyeye iş yapan müteahhitler para alamadıklarını ifade ediyorlar. Demek ki ödeme güçlüğü var. 4-5 aydır hak edişlerini alamayanlar var. İşi yaptığı halde hak edişlerini bağlatamayanlar var. İmzalanmıyor ki hak doğmasın diye ama işler yapılmış. Bu kadar çok paraya ihtiyaç varsa yani bu arsayı satınca borçların ödemesi bitiyorsa başka yerlerden kısalım. İzmir halkı anlar, anlatalım. Diyelim evet zor durumdayız, ihtiyacımız var, burayı satmayalım. Bunun yerine ne yapalım? Bazı yerlerden kısalım. Nerelerden kısalım? Biz AK Partili arkadaşlarımızla grupta konuştuk. Biz 6 ay ne kadar gerekiyorsa hep birlikte karar verelim, almayalım. Oturumlardan almayalım, komisyonlardan almayalım. Yaklaşık şöyle bir kaba taslak hesapladık. 3-4 milyon lira gibi bir rakam tutuyor. Şirket yöneticilerimiz var, hayırlı olsun. Kimisi 10 binken 15 bin olmuş maaşları. O da yaklaşık 5 milyon, 6 milyon gibi bir bütçe tutuyor. Onları da bir şekilde ayarlayalım. Bunları topladığımızda zaten ya o arsayı satmayalım. Fedakarlıkta bulunalım ama aşka ihanet etmeyelim. Biz kişisel şahsi görüşüm olarak söylüyorum. Bu arsanın satılması doğru değil. Biz her şeye uyumlu olarak ilk 6 ayda 544 kararı, bu sizin verileriniz. 544 kararın 44 tanesini oy çokluğuyla geçirmişiz. 500 adedini oy birliğiyle geçirmişiz. Biz bir şey çok böyle evet tartıştığımız zamanlar da oldu. Ama bilimin, aklın, yüreğin oturmadığı şeylere itiraz ediyoruz. Onun dışındaki her şeye tamam diyoruz. Burada da bilmiyoruz tabii biz aşka ihaneti, her türlü ihaneti hoş görmediğimiz için belki içimize oturmuyor. Keşke başkanımız burada olsaydı. Böyle bir şey sanki pazartesi günü verdiğimiz İzmir'e bir önergesini kabul edip salı günü komisyonda görüşüp ondan sonra da bugün getirip oylamada burayı satıp reddedip yani şöyle düşünüyorum. Biz hazırlık yapacağız, proje hazırlıyoruz. Meclis üyemiz bir sürü emek sarf etti. Bir dinleyin en azından dediğimiz önergeye bir cevap alamadık sizlerden, yönetimden. Demek ki bu kadar acil paraya ihtiyaç var herhalde ki gerekçesini de dinlemeyi çok isteriz. Neden bu kadar acil satıldığını. Çok fazla da daha ileri gidip başka bir şey söylemek istemiyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Sayın Kökılıç. Sayın Kökılıç buyurun. Evet. Sayın Başkanım şimdi öncelikle şunu söylemek isterim. Bir kere aşk varsa ihanet yoktur.
Bu ikisi birbiriyle son derece çelişen iki kavram. Dolayısıyla öncelikle bunu reddediyorum, bu kavramları bir kadın olarak grubumuz adına. Şunu söylemek istiyorum. Söyledi meclis üyemiz, 1959 yılında alınmış bir gayrimenkul dedi. O günden bugüne kadar da bir tasarrufta bulunulamamış bu gayrimenkulle ilgili ve giderleri var. Dolayısıyla belediye meclisinin yetkisi dahilinde olan bir konudur. Bir gayrimenkulün satılıp satılmayacağı, takas edilip edilmeyeceği, tahsis edilip edilmeyeceği. Bu konuda da komisyonlarımız bir değerlendirme yaptılar ve satışı yönünde bir karar aldılar. Dolayısıyla satılmasında herhangi bir yanlış durum yoktur. Şunu da söylemek isterim. Biz İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak bir bütçemiz var. Ve bu bütçemizi İzmir ili sınırları içerisinde kullanıyoruz. Burada tasarruf ediyoruz. Dolayısıyla İzmir ilinin sınırları dışında bir gayrimenkule hakim olmak, idare etmek veya başka tasarrufları idare etmek hiç kolay değil, hiç rantabl değil. Zaten bugüne kadar gelinen süreç de bunu göstermiş. Dolayısıyla belediyenin ihtiyacı var, ihtiyacı yok yahut şuralardan tasarruf edelim, burasını koruyalım gibi bir mantığı ben hayatın olağan akışına uygun bulmuyorum. Bu gayrimenkulün satılmasında bir yarar görüldü. Hem Plan Bütçe Komisyonu'ndaki CHP'li arkadaşlarımız hem Hukuk Komisyonu'ndaki arkadaşlarımız. Dolayısıyla bu yolda oylanmasını öneriyorum. Bir şey daha söyleyeceğim. Her zaman AK Partili üyelerimiz önergelerini veriyorlar. Geçen meclislerden birisinde tam saydım 10 meclis önergesinde burada dinlemek durumunda kaldı. Ben grup sözcüsü olarak hukuki bulmadığım yahut meclis kapsamıyla ilgili, meclis konularıyla ilgili bulmadığım konuların zaten reddini istiyorum ve bu konuda da gene bir tartışma çıkıyor. Ama önemli olan burada çoğulcu demokrasi, belediye meclisi neden var? Burası demokratik bir ortam, demokratik bir platform. Öyleyse her gelen önergenin bir değeri var. Dolayısıyla bu önergeyi de kabul edip komisyonlara göndermemizde herhangi bir yanlış yok, bir çelişki de yok. Burada da arkadaşlarımız belki bir madde sonra gelecek, değerlendireceğiz. Bunu da tartıştılar. Dolayısıyla bu maddede satış yolunda alınan kararda herhangi bir yanlış yoktur. Oylanmasını öneriyorum. Teşekkürler. Teşekkür ederim.